İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahalli, "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, ben her zaman Sayın Cumhurbaşkanı şeklinde ifade ettim. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetkiyle ilgili olarak belirtilmiş bir tanımdır. Benim yaptığım gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir şey değildir. Beraatimi talep ediyorum," dedi. Erdoğan'ın avukatı ise "Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanı'nın adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz," ifadelerini kullandı. Evet, Sayın Hüsnü Mahalli şu anda telefon attığımızda. Sayın Mahalli, iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ediyorum Lala Hanım. Geçmiş olsun diyelim söze başlamadan. Nasıl karşıladınız bu kararı? Vallahi açıklamanız var ama biraz daha ayrıntılı konuşmanızı rica ediyoruz. Karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu biraz tasadüf oldu herhalde. Daha önceden bu cezasına alındığımda da yine haberde siz vardınız. Çıktığımda da içeriden o gözaltı sürecinde yine siz bağlanmıştınız. Şimdi yine bu mahkeme şeyinde de sizinle konuşuyoruz. Bayağı güzel sohbet yapıyoruz bu konularda. Dolayısıyla bu hani ne yaptım ne yapmadımdan daha çok ilginç bir mahkeme bu. Gerçekten çok ilginç. Nasıl ki gözaltına alındım, niye bırakıldım, niye yargılanıyorum. Hani deyim yerindeyse hani anladımsa Arap olayım. Gerçekten anladımsa ben Arap olayım. Niye yargılandım, niye bu ceza verildi? Niye verildi ben bilmiyorum. Şimdi bakın yine neyle yargılanıyorum? Çok komik. Ben demişim ki Türkiye Suriye'de savaşan silahlı gruplara yardım ediyor. Evet. Yani cümle bu. Evet. Bakın cümle bu Lala. Şimdi ben de belgeleriyle verdim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak bütün politikacıların Tuğrul Türkeş'in, Bahçeli'nin, Süleyman Soylu'nun, Numan Kurtulmuş'un buna benzer ve daha fazlası ve daha ağırını nasıl ve ne zaman söylediklerini belgeleriyle verdim. Birçok emekli diplomat, birçok emekli general, birçok meslektaşımız, yurt dışında bir sürü lider, Merkel'den tutturunda Amerikan Başkan Yardımcısı, Biden, Putin, Ruhani, işte bunlar dost. Ya diyorum ki bunlar benden çok daha kötü şey söyledi bu konuda yani. Ama onlar söyleyebilir, demek ki ben söyleyemem. Yani sıkıntı buradan. İkincisi ve daha önemlisi, dedim ki Sayın Hakim, şimdi ben demişim ki Türkiye Suriye'de savaşan silahlı gruplara yardım ediyor. O zaman 2016'da yani gözaltına alındığımda. Ve bunları da sizde söylemişim yani. Hakimi de söylemişim. Bakın ona göre yani. Şimdi bir de öyle bir durum var. Şimdi diyorum ki, şimdi Sayın Hakim, bunu o zaman demişim ama şimdi farklı bir şey söylüyorum. Türkiye Suriye'deki silahlı gruplara yardım ediyor değil. Türkiye Suriye'de silahlı gruplarla birlikte savaşıyor. Yani Cerablus'ta, İdlib'de, Afrin'de, Elbap'ta beraberler yani. Evet. İki, Türkiye, özür Suriye ordusuna, Sayın Cumhurbaşkanı, Kuvayi Milliye dedi mi demedi mi? Dedi. 3. 50 bin Özgür Suriye ordusunun bütün maaşlarını hem de adamlar diyorsunuz protesto etti paramızı dolar olarak istiyoruz. TL olmaz diye. Parasını ödüyor mu? Ödüyor. Her şeysini karşılıyor mu? Karşılıyor. Peki yani bunlar hepsi ortadayken niye ben yargılıyorsunuz ya? Yani bana madalya vermeniz gerekiyor. Çünkü ben doğruları söylemişim ve söylediğim her şey doğru çıkmış. Ama mahkemenin ve adaletin hangi konumda olduğu sanıyorum en somut örneği benim bu aşamada. İki nedenden dolayı. Bir, beni susturmak istiyorlar. Yani benim doğruları söylememi engellemek istiyorlar. İki, benim üzerimde herkese, yani muhalif olan herkese mesaj vermek istiyorlar sanıyorum. Bütün hikaye bundan ibaret. Peki
Şimdi hukuki süreçle ilgili ne olacak Sayın Mali? Onu da net olarak ifade eder misiniz lütfen? Ne olacak? Hapse girecek mi? Geri bırakılmasına karar verildi ama siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Ben Hanım, şimdi o bir iki tane ceza var biliyorsunuz. Birincisi işte o kurul, o çok komik. Onu zaten söyleyince de kendi kendime de gülüyorum. Kurul halinde kamu görevlilerine hakaret diyor. Kurul halinde. Şimdi Türkiye'de düşünsenize ne kadar kurul halinde kamu görevlileri var. Yani memleketi yöneten ne kadar kurul varsa demek ki hepsine hakaret etmişler. Bu çok komik gerçekten, yani ben gülüyorum, kendi kendime de gülüyorum bazen. Ya demek ki ben ne kadar büyük bir adamım, bu kadar kurula hakaret etmişim. Şimdi onunla ilgili, kurullarla ilgili, hangisi hangi kurullar biliyorum. Nedir kurullar, hangi kurullar? Bilmiyorum, öyle yazıyor. Siz de bilmiyorsunuz. İşte orada yazıyor, diyor ki kurul halinde kamu görevlilerine, görevleri sırasında hakaret etmişim. Cümle bu. Evet. Yemin ediyorum bilmiyorum. Bak şaka değil. Gerçekten yani kimmiş bunlar ben bilmiyorum. Şimdi neyse o önemli değil. Oradan işte bir yıl şu kadar 8 ay bilmem 25 gün. O ertelendi. O ertelendi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişim. Onu da nerede etmişim? Nasıl etmişim? O da net değil. O da net değil. Orada işte 2 yıl 5 ay 5 gün verilmiş. O birincisi ertelendi. Şimdi erteleme dediğimiz şey daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Çünkü başka bir suç işleyemezsiniz. Suç işlediğiniz zaman bu şimdi verilen cezayla yeni suçun cezası beraber yapıyorsunuz. O kafanızda böyle şey gibi duracak, çekiç gibi. Aynı ufak bir şeyden al sana diyecekler. Ödünüz kopacak her zaman. Konuşmayacaksınız, yazmayacaksınız falan filan. Öbürü ertelenmedi. Ben Cumhurbaşkanı'na hakaret dediği şey. Niye? Onu da bilmiyorum. O ertelenmedi. O işte istinata gidecek, Yargıtay'a gidecek. Ne zaman gider? Daha o arkadaşlar çünkü hukuki şeyini değerlendiriyor şu anda. Bu gerekçeli kararın çıkması gerekiyor çünkü. Neye göre yani bu karar şey cezayı verdi hakim? Ona göre işte o çıktıktan sonra bir değerlendirme yapıp işte hem istinata hem işte Yargıtay'a itiraz edilecek falan filan. Ama yani sonuçta hani yatar mıyım yazmaz mıyım o çok da önemli değil açıkçası. İki şeyden ben çok üzülüyorum. Ben yani gerçekten söylediğim her şeyde %100 haklıydım. İki, söylediğim her şey bu ülkeyi çok sevdiğim için yazdım ve söyledim. Üç, her şeyde haklı çıktım. Her şeyi doğru söyledim. Dört, sağlık sorunuma rağmen yaşım itibariyle bütün bunlar göz önünde bulundurulmadı. Vicdani bir mesele. Çünkü bu hukuki değil. Gerçekten hukuki değil. Şaka bir tarafa. Yani bu hiç hukuki değil bu dava. Vicdani olarak konuşuyorum. O da değil. Yani burada vicdan da yok. Yani. Mesele de bundan ibaret. Dedim gibi korkutmaya beni ve benden dolayı bütün meslektaşlarımızı korkutmak istiyorlar. Vicdani boyutu dediniz. Sağlık sorunları da yaşıyorsunuz. Siz onu da hatırlatalım bir kere. Bu da çok önemli tabii. Sağlık sorunlarım daha kötü. Yani şey değil, ben orada detaylara hiçbir zaman girmek istemem. Çünkü böyle bir huyum da yok. Ben çünkü o birinci tutuklanmamda gözaltına alındığımda çok kötüleştim. Evet. Çünkü o tutuklanma ve içeride bir sürü fizik tedavi yapmak zorundayım. Özel ilaçlarım var. Onları içeri almadıkları için tekrar fenalaştım. Cerrahpaşa'ya kaldırıldım. Yani Cerrahpaşa'daki hocalarımız olmasaydı, nörolojideki hocalarımız, gerçekten çok kötü durumda olacaktım. Yani kötü dediğim kelime şu, onu kullanayım çekilmede, yani felç olacaktım. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun, işte Barış arkadaşın ve işte birçok arkadaşımızın özel çabasıyla oradan kurtarıldım. Cerrahpaşa'ya taşındım. Cerrahpaşa'da kaldım. Sonra işte serbest bırakıldım. İşte iki yıldır da mahkeme devam ediyor. Dün de bitti. Yani ya bunları söylemek bile aslında adaşlı bir istikam. Yani bir gazeteci yargılayamazsınız abi ya. Bir gazeteci yargılayamazsın kim olursa olsun. Yani bir gazeteci yazdıklarından dolayı, söylediklerinden dolayı, hele hele doğru çıkıyorsa, yalan söylemiyorsa, kimseye hakaret etmiyorsa, kimseyi aşağılamıyorsa, niye yargılıyorsun bir gazeteciyi? Hele Türkiye gibi bir ülkede yandaş yüzlerce, binlerce gazeteci var ya. Yani onlar istediğini konuşacak, istediğini söyleyecek. Bir iki kelime yazacağız ya da çözeceğiz.
sizin, bizim yani muhalif tırnak içinde olan arkadaşlarımız iki kelime bir şey söyleyeceksin de kıyamet koparıyorlar. Evet. Bu da biraz haksızlık yani en hafifinden haksızlık. Evet, müthiş bir baskı var zaten gazeteciler, işte televizyoncular, basın ve medya üzerinde. Bunun bir örneğini de siz yaşıyorsunuz Sayın Mahalli. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim Lala Hanım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim.